İlk konuşmacımız Profesör Doktor Sayın Ercan Öztemel. Kendileri İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İngiltere'deki Galler Üniversitesi'ndeki eğitimlerini takiben özellikle savunma alanında yapay zeka uygulamalarına yönelik araştırmalar ve türünün ilk örnekleri olan projeler gerçekleştirdi. ÖSYM Başkan Yardımcılığı ve TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Grubu'nda yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürüten Sayın Öztemel, halen Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Endüstri Mühendisliği ana bilim dalı başkanı olarak çalışmakta. Yapay zeka, zeki imalat sistemleri, askeri simülasyonlar ve benzeri konularda çok sayıda yayına imza atan Profesör Doktor Sayın Ercan Öztemel'i teknolojinin bugünden yarına yolculuğu başlıklı konuşmasını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli başkanım, kıymetli misafirler, beyefendiler, hanımefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 11. MSMB zirvesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle ilk konuşmayı yapma fırsatı verdiği için de başkanımız başta olmak üzere tüm bu ilgili organizasyon ekibini de yakından kutluyorum. Biraz keyfim yok gibi görünüyorsa lütfen yanlış anlamayın. İnşallah bir sıkıntı olmadan sunumumu da tamamlayabiliyor olacağım. Şimdi bu yapay zekaya herkes konuşuyor. Ama bu niye herkes çok konuşmaya başladı? Nereden geldik buraya? Nasıl oldu? Bunu hep beraber bir gözden geçirmek istiyorum. Hayatta her şey değişiyor. Değişmeyen tek şey var. O da değişimin kendisi. Doğal olarak işler şöyle bir baktığımız zaman geçmişten bugüne insanlığın ilk başında insanoğlu avlanarak hayatını sürdürebiliyordu. Avcı toplumu diyor ona Japonlar. Toplum 1.0. Toplum 1. Sonra tohumu keşfetti ve tarım topluma da dönüştü. İnsan olma hayatı değişti. Sosyal yaşamı değişti. Kırlarda dolaşmaktan daha çok kısmen sabit bir yerleşmeye doğru gitti. Sonra makineyi keşfetti. Makinenin keşfiyle sanayi toplumu oldu. Yerleşik hayata geçtik. Her şey değişiyor. Her toplumsal değişimde de toplumun dinamikleri değişiyor. Toplum 1.0. Sonra verinin keşfiyle 1960'lı yıllardan itibaren de enformasyon toplumuna hızla yol alan bir dünyada yaşadık. Şimdi ise bilginin keşfedilmesiyle, bilginin öneminin keşfedilmesiyle, doğru bilginin doğru yerde, doğru zamanda kullanılması durumunda oluşturacağı değerin fark edilmesiyle yeni bir topluma doğru evriliyoruz. Buna da toplum 5.0 diyor Japonlar. Toplum 5.0'ı şöyle tanımlıyor. Teknoloji ile, yani robotlar ile birlikte toplumun teknolojinin topluma en fazla fayda veya yarar sağlayacağı ortamın oluşturulması diyor. Özellikle engelliler, yaşlılar ve çocuklar için eğer bir toplumda huzur kaynağı olmuyorsa o teknolojinin bir anlamı yok diyor. Toplum 5.0 arayışları da bu şekilde devam ediyor. Yeni teknolojiler çıkıyor. İşte bulut bilişim, hepiniz biliyorsunuz. Büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zeka, 3B yazıcılar gibi geliyor. Yeni sistemler de ortaya çıkıyor. İşte implantlı teknolojilerden paylaşım ekonomisine kadar. İlginç bir şey oluştu. Robotlar artık işletmelerde karar verme mekanizmalarında da kullanılmaya başladılar. Ve bir karar verileceği zaman robotu ikna etmek gibi bir yükümlülük oluşmaya başladı. O tabii o da yani halden anlamıyor. Doğrusu neyse ondan asla vazgeçmiyor. Ve Hong Kong'da bir şirkette insanlar böyle o robotu ikna etmek için acayip uğraşıyorlar. Vital isimli bir robot. Evet, tabii robotların boyutları küçülüyor ama marifetleri de büyüyor. Her geçen gün artık hayatımıza girecek. Yakında belki de
2-3 sene sonra burada böyle bir aktiviteyi tekrar yaptığımızda bizi robotlar karşılayacak diye düşünüyorum. Toplumun her kesiminde zeki robot adı verilen ve insanın her yaptığı işi yapan robotlar da hayatımıza girmeye başladı. Toplumlar akıllı, süper akıllı toplum diye biraz önce tanımladığım toplum 5.0 arayışıyla yollarına devam ediyorlar ve kesintisiz bir şekilde sürekli oraya doğru gitmeye çalışıyorlar. Neden geçmedi bilmiyorum. Bir ileri alabilir miyiz Yansi? Evet. Buraya da bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum değerli dostlar. Şimdi bu değişimler oluyor ama değişimin hızına dikkat çekmek istiyorum. Bakın avcı toplumundan tarım toplumuna geçiş 10 milyonlarca yıl sürmüş. Sonra tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş 10 binlerce yıla düşmüş. Yani bir süreçten başka bir sürece, bir toplumsal dönüşümden diğerine dönüşüm çok kolay olmamış geçmişte. Bunun nedenlerini sorgulamamız gerekiyor. Birinci sanayi toplumundan ikinci sanayi toplumuna 300 yıl, ikinciden üçüncüye 150 yıl, üçüncüden dördüncüye 50 veya 60 yıl geçmiş. Şimdi sanayi 4.0'ı konuşuyoruz. Peki bu sanayi 4.0 nereye gidiyor? 5.0'a gidiyor veya toplum 6.0'a gidiyor. Onun da 20-30 yıl gibi bir sürede tekrar gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Yani 2030-35 yıllarında ciddi bir toplumsal dönüşümün daha kapısını arayabiliyor olacağız. Gelişmenin merkezinde hep keşfetme arzusu var, merak var. İnsanlar gerçekten merak ediyor. Nasıl oluyor? Bir bilgi, mevcut bilgi stoğu insanın merakıyla birleşince ondan yeni bilgiler türüyor. Yeni bilgiler türüyor. Örneklerini göstereceğim. Bu yeni bilgiler türedikçe de yeni icatlar çıkıyor. Yeni icatlar yeni teknolojik gelişmelere yapıyor. Hatta olağanüstü icatlar olmuş. İlk defa televizyonu gören insanı düşünür. Hayatında hiç görmemiş. Bir bakıyor, ah çok uzaktaki bir iş, kilometrelerce ötedeki bir kişi odanın içine gelmiş. Mucizevi bir şey gibi görünüyor. İşte ilk defa televizyonu gören o insanın durumu neyse, bugün de konuşan bir robotu gören, dert anlayan, dert dinleyen bir robotu gören insanın durumu aslında birbirinin tamamıyla aynı. Şimdi bu günümüze geldiğimizde teknolojiyi yapay zeka güdüyor. Yapay zeka ile bir yolculuk var. Nasıl bir yolculuk yaşandı da buraya geldik? Şöyle bir bakalım. İlk icat ateş. Çok önemli. İlk çağlarda ateşin icat edilmesiyle birlikte insanların hayatlarında ışık ve sıcaklık gibi iki tane çok önemli unsur çözüme kavuştu. Yani taşla, kemikle, çubukla avcılık yapmayı düşünen insan orada bir kendine çıkar yol buldu. Yine beni sevmedi herhalde bu. Evet, bakın mesela tekerleğin icadı. İlattan önce 500. O güne kadar kimse tekerlek bilmiyordu. Ortaya çıktığında insanlar şaşırdı. Aa dediler, biz bu tekerlekle acayip bir şekilde yolculuk yapabiliriz dediler. Birisi çıktı ve güneş saatini icat etti. Günün hangi gün, hangi saatte olduğunu keşfetmeye başladı. Birileri de su saati diye bir şey icat etti. İçine suyu koyuyorsunuz, damla damla doluyor. Boş bir kase, damla damla doluyor. Şu kase, bunun pointeri var mıdır? Şu kase her 30 dakikada bir doluyor, yere vuruyor, tekrar boşalıyor. Ve böyle bu sistemi yürütmeye başladılar. Evet. Usturlap çıktı mesela. Yani düşünün, bir toplum düşünün. Hiç kimse... Yani uzayda ne olup bittiğini kestiremiyorken, göremiyorken, bilemiyorken birisi çıktı dedi ki güneş, ay ve gezegenin ben konumlarını belirleyebiliyorum diyor. Bak diyor, güneş diyor bugün burada, biraz sonra şuraya geçecek diyor. Bir elindeki bir tahta veya metal parçasıyla bunu yapabiliyor. Acayip bir breakthrough oldu. Sonra biz bunları nasıl hesaplayacağız? Çok ilginç. Nasıl karar vereceğiz biz güneşin nerede olacağına? Tamam, bir aletle onu çözmeye başladık ama bunu insanoğlunun merakı, ben bunu diğer alanlara nasıl şey yapabilirim? İşte ilk breakthrough, bilimsel anlamda da ilk farklılık sıfırın icat edilmesiyle oldu. El-Harizmi sıfırı bulunca insanlar
artık sayıyı 9'dan yukarıya da götürebilirler ve hayat değişti ve şu görmüş olduğunuz yapıyla yıldızlarla güneşin hareketlerini ve ay tutulmasını hesap eden bir algoritma geliştirdi. El-Harizmi, sonra Arapçadan yazıldığı zaman Khwarizmi oluyor, sonra yürüyor algoritma diyor. Algoritmanın babasıdır El-Harizmi. Bir başka breakthrough yaşandı El-Haysem tarafından. Işığın hareketini tespit etti ve dedi ki göze giren nesnelerin görme olayının nesnelerden yansıyarak göze giren ışıktan kaynaklandığını buluyorum dedi. Ve karanlık oda yaptı. Dünya tarihinde bilinen ilk sinema. Pardon. İlk sinema perdesi. Karanlık odanın Arapçası kamera demek. Ve kameranın keşfi de yine bu vasıya doğru. Bu arada bir şey not edeyim değerli dostlar. Bilim tarihi kitaplarının hepsi milattan önce 300. yıla kadar geliyor. Ondan sonra 1300'e atlıyor. Bu aralarda işte milattan sonra 8. yüzyılda, 800'lü 8. yılda ve diğer 1000. yılda yapılanları biz oralarda göremiyoruz. Böyle bir tarihin 1000 yıllık karartıldığı bir dönem de var. O dönemin özelliği bu buluşların ve gelişmelerin %90'ının Müslümanlar tarafından yapılıyor olması. Evet, bakın merak. Ben dedi güneş saatini yapabiliyorsam, güneş saati şöyle çalışıyor. Onu söylemeyi unuttum biraz önce. O yine elle müdahale etmeniz lazım. Yani sabahleyin bir noktaya getirmeniz lazım. Su saatinde her kase dolduğunda boşaltmanız lazım. Acaba bunu otomatik olarak yapabilir miyiz dediler. El Cezeri çıktı piyasaya ve fil saatini yaptı. Şimdi bu saatin bir takım özellikleri var. Şurada 30 tane şey var. Bilye. Bu 30 tane bilye günün her biri 30 dakikada bir değişiyor. Ve düşüyor. Şurada Selahaddin Eyyubi'nin figürü var. Selahaddin Eyyubi el ediyor. Bir tane atın diyor 30 dakikada bir. O şey ejderhanın ağzına düşüyor. Ejderhadan aşağı filin kesesine gidiyor. Ve böylece 30 tane top her biri yarım saatte bir olmak üzere günün otomatik olarak zamanını söyleyebilir hale geliyor. Daha sonra tabii 30 tane topu yine yukarıya elle götürüyorlar. Ve ilk abdest robotu, birçok insan bunu bilmez mesela, El Cezeri yapmış. Su israfını önlemek istemiş. Bu abdest robotu şöyle bir robot. Burada bu ibriğin içerisinde bir abdest alacak kadar su var. Elinizi yıkayacaksınız, ne kadar su gerekiyorsa o kadarı döküyor. Ve sonrasında da işte bittiği zaman da kol kayıyor, sağ kol kayıyor, sol koldaki havluyu ikram ediyor kurulanmak amacıyla. Sonra müzikle terapi yapma, saz aletlerini görüyoruz. Tabii bu arada birçok şey oluyor. Hepsini tespit etmek, hepsini burada listelemek çok da mümkün değil. Birkaç örnek seçmeye çalıştım. Ve dokumacılık tezgahı, tüm insanlığın tarihinde çok önemli bir yeri olan ve gerçekten dönüşümleri tetikleyen bir başlangıç oluyor. Her ne kadar milattan önce 8. yüzyıllarda insanların ip eğirdiğine dair bir takım bilgiler var ise de milattan sonra yine 500'lü yıllarda ilk bu elle dokuma tezgahı yapılıyor. Bugün bile birçok Anadolu'da bunu görmek mümkün. Sonra otomatik iplik bükme makinesi, mekanik dokuma tezgahı ve otomatik tezgahtan günümüzde artık sadece iplik bükmüyor, sarıyor, dokuyor, kesiyor, büküyor, her türlü şeyi yapabiliyor yeni sistemlerle. Önemli bir gelişim oldu. Zaten şu mekanik tezgah aslında 1780'li yıllarda sanayi toplumunun başlamasına da gerekçe gösteriliyor. Yine önemli bir keşif, matbaanın keşfi. Yani baskı makinelerinin icat edilmesiyle kitapların ve bilgilerin çok hızlı bir şekilde üretilmesi mümkün oldu. Bu da insanın merakı. Elle yazıyor, günlerce yazıyor. Bir kitap yazıyor elle, onu bir tekstil makinesi yapmış. 6 aylık, 7 aylık işi 1-2 günde çözebiliyor. Bu aslında İslam dünyasında çok kabul görmemiş biliyorsunuz. Ama Rönesans'ın başlamasında çok önemli bir etkisi olduğu düşünülüyor. Evet, yılların belki de tarihin en önemli icatlarından birisi elektriğin keşfi.
elektrik doğada var olan bir gücün keşfedilmesidir. Bazıları bunu milattan önce 2000'li, 600'lü yıllara kadar götürüyor ama aslında baktığımızda ilk Benjamin Franklin tarafından 1750'li yıllarda biz bir uçurtma deneyi görüyoruz. Yani elektriğin aktığını iddia ediyor. Yıldırımın da bir elektrik gücü olduğunu iddia ediyor ve yıldırım, yani yağmurlu bir havada uçurtma uçuruyor. Uçurtmayı yıldırım çarpıyor. O yıldırım uçurtmanın ipin üzerinden geliyor, kendisini çarpıyor. Ve burada önemli bir başlangıç oluyor ki eğer ben elektriği bulduysam onu acaba aydınlatma amacıyla kullanabilir miyim diye bir kafa yormaya başlıyor insanlar. İşte bildiğimiz ampul, ilk ampul Edison tarafından o da bulunmuş oluyor. Keşiflerin ardı arkası kesilmiyor. Ben acaba sesi bir yerden bir yere elektriği gönderebiliyorsam sesi de gönderebilir miyim arayışı var. İşte Morse alfabesiyle başlayan bir 1835'li yıllarda, sonra 1896'da telefonun icadına, ondan sonra uzak mesafelerden insanların birbirini duyacağı, daha doğrusu radyo akımlarının dalgalarının da transferi olacak radyonun icadına, oradan da günümüzde çok yaygın olarak kullandığımız televizyonun icadına giden ciddi bir 200 yıllık 85'ten 1920'lere kadar varan ciddi bir gelişme yaşanıyor. Evet, buhar motorunun keşfedilmesi, biraz önce bunu konuştum. Şu görmüş olduğunuz aslında alet ilk bulunan buhar motorunun ilk endüstrileşmiş örneğidir. Bazı denemeler olmasına rağmen Thomas Newman 1712'de bu aleti endüstride kullanabileceğini gösteriyor. Üzerinde verimlilik problemi var. İyi çalışmıyor. İstenilen verimi vermiyor daha doğrusu. İşte bu James Watt da elektrikte kullandığımız Watt, oradan hatırlayabilirsiniz. 1765-66 yıllarında bunun verimliliğini bir artırıyor. İşte ondan sonra hayat sanayi toplumuna doğru evrilmeye başlıyor. Yani buhar makineleri sadece dokumayla sınırlı kalmıyor. İlk gemi, bu görmüş olduğunuz ilk gemi, buharlı gemi. Pardon. Evet, buharlı gemi. Sonra buharlı tren. Sonra da yine çift içten yanmalı motorun icadına kadar gidiyor. Buharla çalışıyor. Tabii buharla çalışınca bunu mekanikleştirmeyi düşünmez mi insan? O merak insana bu kez arabayı bulduruyor. Otomobilin keşfine gidiyor. Harika bir şey. Yani önce buharla çalışan bu makineleri görüyoruz. Değişik özellikler kataraktan, model model değiştirerekten, yeni özellikler koyaraktan. Sonra bu süreç bugünkü ta işte Tok ve Tesla gibi elektrikle çalışan makinelere kadar geliyor değerli dostlar. Evet. Uçağın keşfi var. Motoru bulan, araba motorunu bulanlar diyorlar ki ya uçağın da bir motoru olabilir. O zaman biz bu motorla acaba bir nesneyi uçurabilir miyiz? 1632 yılında Hazenfer Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Doğancılara uçtuğu söyleniyor. Delili yok yani. Gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz ama şunu çok iyi biliyoruz ki Hazenfer Ahmet Çelebi'nin bir rüyası vardı. O rüyayı işte bu Wright kardeşler 1903 yılında gerçekleştiriyor. O günden bugüne acayip bir uçakta da gelişme oluyor. Şu en son gördüğünüz uçak Concorde uçağı. Aranızdaki genç arkadaşlar bunu hatırlamazlar. Bu uçak süpersonik bir uçaktı. Atlas Okyanusu'nda 4 saatte geçiyor. 8-10 saatlik mesafe. Çok pahalı. Sadece zenginler biniyor. Ve ilk seferinde düştü. Bu ilk seferinde düşünce Airbus bunun üretimini tamamen listeden kaldırdı. Ama yani zannediyorum 2030-2035'li yıllarda tekrar süpersonik uçakları düşünüyor olacağız. Bilgisayarların keşfi, elektroniğin keşfi. Elektriği biliyorsak elektroniği niye bilmeyelim dedi. Ve ilk hesap makinesi sayılabilecek bu işte Electronic Numerical Integrator and Computer denilen ENIC sistemi 1940 yıllarda piyasaya geldi. Büyüklüğü 30 ton. Bu bilgisayar şu anda cep telefonumuzun yaptığı işi ancak yapamıyor bile. Yani olayın geldiği noktayı görmeniz bakımından. Yani oradan gelişerek bugün aslında çok daha hızlı çalışan cep telefonlarına kadar bir gidişat var. Evet, müthiş bir şey. İnterneti keşfetti insanoğlu. Ya dedi biz telli telefonla uzaktan uzağa konuşuyorsak
Bilgisayarla niye konuşmayalım? Bilgisayarla acaba biz birbirine bağlayabilir miyiz? Ve internet 1990'lı 60'lı yıllarda fikir ortaya çıktı ama ilk internet uygulamalarını 90'lı yıllarda görüyoruz. Ben o zaman çok gençtim ve acayip Social Cultural Turkish diye bir net vardı. Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da, yurt dışında okuyan öğrencilerle acayip fikri tartışmalar yapardık mesela. Hatta ilginçtir, aynı odada oturan iki tane arkadaşım, aralarında 3 metre var ama nette tartışmalarına devam ediyorlardı. İlginç bir durum. İnternetin keşfi birçok şeyi değiştirdi. Uzaktaki insanlarla da artık bilgi paylaşmasını mümkün hale getirdi. Uzağa gidebiliyorsak uzaya niye gitmeyelim? Düşüncesi insanları başladı yormaya, düşünmeye. Ve teknolojik gelişmelerle ilk ayak basıldı. Mars'a geziciler gönderildi. Uzay istasyonları kuruldu. Şu anda acayip bir uydular topluluğu var yukarıda. Ve bir uydunun ömrü maksimum 15-20 yıl. Yani siz uyduyu gönderdiğinizde ila nihayet orada çalışmıyor. 15-20 yıl sonra yakıtı tükeniyor. Onu uzay boşluğuna atıyorlar. Şu anda uzayda binlerce boş boş dolaşan uydu var. Bir gün gelir onlar bize çarparsa belki kıyamet öyle kopacak. Onu da bilmiyorum. Nasıl gidiyor, nasıl olacak onu da bilmiyorum ama hızla devam ediyor. Bu konuda Türkiye'de çok iyi. Dünyada 9 ülke var kendi uydusu olan. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye TürkSat 4A, 5, 4 ve 5 serisini dışarıdan destek olarak aldı. Şu anda TürkSat 6A'yı çalışıyoruz. Türk mühendisleri harika. Ben de onun hakem heyetindeyim. İnşallah Mayıs 2024'te her şeyiyle Türk olan ve içerisinde bir manevra ile, şimdi söylemeyeyim ama ömrünü de 5 yıl artırmayı başaran Türk gençlerinin, Türk mühendislerinin cesaretiyle inşallah uzaya göndereceğiz. O iletişim uydusu olarak hizmet verecek. Biyoteknoloji ve genetik mühendislik bilim insanları genetik alanına girerek DNA ile acaba biz yapabilmişse insanı kopyalayabilir miyiz diye bir şey vardı 90'lı yıllarda. İlk kopyalamada bir koyun üzerinden, koyunu kopyalamışlardı hatırlarsanız. Bu teknoloji devam ediyor. Bunun tarımda, sanayide çok yansımaları var. GDO'su bozulmuş bir sürü ürün yiyoruz. Niye? Çünkü bir seferlik üretiyor. İnsan zekası böyle bir şey. Diyor ki, öyle bir yapayım ki tohum bende olsun. Ben diyor bir sefer kullanılacak tohum vereyim ki benden hep alsın diyor. Bu konuda maalesef hiç arzu etmediğimiz ülkeler çok önemli başarılar elde etmiş durumda. Evet, dünyanın kaynakları var. Elektrik olmazsa, yakıt olmazsa sistemler, bugüne kadar geliştirilen sistemler çalışamayacak. Ne yapalım o zaman? Onlar da petrol biterse ne yapacağız? İnsanoğlu bu kez rüzgardan, güneşten enerji üretebilir miyiz dedi ve yenilebilir enerji furyası başladı. Cep telefonları. Ya eskiden sesli tel üzerinden konuşurken 90'lı yıllarda ilk telsiz telefonlar ortaya çıktı. Bugün öyle bir noktaya geldik ki değerli dostlar artık hepimiz cebimizde bir bilgisayar taşıyoruz. Sadece bilgisayar değil, aynı zamanda fotoğraf makinesi, aynı zamanda kamera, aynı zamanda radyo, aynı zamanda not ağacı, aynı zamanda telefon rehberi. Aklınıza ne gelirse bir sürü aplikasyon var. Orada da ciddi anlamda bir gelişme oldu. Ve derken bakın 2020'lere geldik. Hayat ne kadar hızlı geçiyor. Ta ilk insandan geldik. Blok zinciri çıktı. Bu acayip bir teknoloji. Bir bilgiyi yazıyorsunuz. Dünya üzerinde yaklaşık işte kaç tane bu ağa bağlı bilgisayar varsa 4 milyar olduğu söyleniyor sayısı. Bunların hepsi tabii bağlanmamıştır ama bağlananlar en azından 2-3 milyon bilgisayara yazıyor. Ondan kurtulmak istiyorsanız hepsini tek tek girip silmeniz lazım. Mümkün mü? Değil. Bu aslında yeni bir breakthrough oluyor. Noterlik mesleğinin öldüreceğini düşünüyorum. Çünkü kontrat yapıyorsunuz. Sizin kontratın şartlarına, smart kontrat dediğimiz o kontratın şartlarına herkesin uymasını sağlıyor. Kimse kimseye de itiraz edemiyor. Herkes attığı imzanın bedelini kabullenmiş oluyor. Bitcoin'le falan ilişkilendiriyorlar ama bence o bir uygulama. Yani Bitcoin de bir blockchain uygulaması. Ama esas etki daha başka. Evet, şimdi bu ilk kısmıydı sunumu. Zannediyorum 20 dakikaya tamamlayabildim. Başkan Bey bana biraz ilave ek süre verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, yapay zeka geldi.
Ya nereden geldi bu? İşte hala tartışıyoruz. Yapay zeka olunca ne oluyor? Yapay zekayla geleneksel bildiğimiz klasik zekanın programın farkı nedir? Tabii özellikle makine öğrenmesi ve yapay zeka hayatımızın her aşamasına yavaş yavaş giriyor. Bakın burada listeledim. Kendi kendine karar verebiliyor. Olayları öğrenebiliyor. İnsan gibi düşünebiliyor. Olaylara odaklanabiliyor, önceliklendirebiliyor. Sorunları çözüyor, kelimeleri anlıyor. Oda sıcaklığı normal, şu termostatı normal ayarla diyorsunuz. O normal kelimesinin ne anlama geldiğini anlıyor. Çünkü insanlar şurada normal kaç derecedeyse en az 15-20 tane farklı bilgi söyler. Ama o anlıyor. Bizim anladığımız şekilde normali anlıyor. İnsanlara danışmanlık yapabiliyor. Belirsiz olayları işleyebiliyor. Ve bilgin alimler üretiliyor. Ben tabii iyi yönlerini yazdım. Bu arada çalan çırpan robotların yapılmayacağını iddia etmek de yanlış olmaz değil mi arkadaş? Ve büyük bir şekilde hızla yapay zekaya doğru gidiyoruz. Teknolojinin bir özelliği var. Geleneksel meslekleri öldürüyor. Bakın mesela burada bu liste aslında bende 30'a kadar gidiyor slaytımda ama onu koymadım. Arzu halcı, kilimci, bakırcı, semerci, nalbant gibi dedelerimizin yaptığı meslekler vardı. Artık bunlar yok. Öldürüyor, yeni geliyor. Şimdi Endüstri 3.0'da bakın şu şeyleri öldürdü. Şimdi yapay zeka geldi, yapay zeka da bunları öldürecek. Seyahat ajantalığı, vergi memurluğu, gazete baskıcısı, çevirmenlik, sekreterlik, öğretmenlik, postacılık, radyo DJ'liği. Bu meslekleri öldürüyor. Bunların hepsi ölecek. Nereye doğru gidiyoruz hocam diyorsunuz. Bunlar ölürse insanlar ne yapacak diye düşünüyorsunuz. Acaba insanların işsiz kalması mümkün olan bir topluma mı gidiyoruz? Hayır, oraya falan gitmiyoruz. Niye? Meslekler değişiyor, yeni meslekler çıkıyor. İşte bilgi mühendisi, robot tasarımcısı, hologram tasarımcısı, uzay doktoru gibi yeni meslekler geliyor. Şöyle ben kafama göre bir tarama yaptım. Bakın ne tür yeni meslekler varmış. Evet. Bunlar tabii benim tahminlerim oluyor veya internette insanların yaptığı tahminler oluyor. Yeri geldikçe burada yeniliklere başlıyoruz. Türkiye'de mesela Yüksek Öğretim Kurumumuz bence çok önemli bir çalışma başlattı. Yapay zeka topluma domine edeceğine göre yapay zeka çalışmalarını destekleyecek ara elemanlar yetiştirme konusunda bir çalışma başlattılar. Başta Erol Hocam olmak üzere bu çalışmayı yapanları kutluyorum. Ara elemanlar olsun, biz bunlara bir title verelim. Ne diyelim buna ki? Herkes kafasına göre vermesin, bir standart oluşsun. Bu önemli bir şey. Ve şuna dikkatinizi çekelim, bakın şuraya. Ne diyor? Bugün ilkokula başlayan çocuklar üniversiteyi bitirince bugün bilmediğimiz bir mesleği yapacak. 2019 yılında bu oranın %65 olduğu söyleniyordu. Ben artık %90'lara ulaştığını düşünüyorum. Çocuklar bugün bilmediğimiz işleri yapacağına göre demek ki işsiz kalınmayacak. Bugünün gözlüğüyle geleceği okursak yanlış yaparız. Geleceği geleceğin gözlüğüyle okumamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii yeni teknolojiler geliyor. Birkaç tane söyledim. 3 boyutlu yazıcılar, implante teknolojiler, giyilebilir internet gibi ama orada durmuyor ki. Bakın çok ilginç. Yapay gözler, estetik beyin ameliyatları, sanal öğretmenler, rahim temelli terapi, yani çocuk daha dünyaya gelmeden anasının karnında, rahimdeyken terapi edilecekmiş. İnternet tamamen sensörlerle algılama yapabilen bir duruma geçecek. AVM'lerde robokoplar dolaşıp düzeni sağlayacaklar. Bunun gibi daha bir sürü. Hepsini burada yazmak, yapmak mümkün değil. Yapay organlar, bu da önemli bir yaşantı. 3 boyutlu printerla bu görmüş olduğunuz şu şey aslında bir insana takılmış bir omurilik. 3 boyutlu yazıcıda çıkmış. Yani yapay zekanın desteğiyle siz bir organın birebir kopyasını, aynı kopyasını özellikle dijital ikiz teknolojisiyle de birlikte kullanarak üretebiliyorsunuz. Bu tabii çok önemli bir şey. Çünkü şu anda kuyrukta bekleyen yüzlerce organ nakli bekleyen insanlar için acayip bir gelişme olmaya başladı diye düşünüyorum. Evet,
Nesnelerin interneti. Bakın bu da 2010'lu yıllardan sonra hayatımıza giren ve bugün her gün yaygınlaşan bir yapıya dönüştü. Teknoloji böyle gidiyor. Diyor ki, ben diyor iki insanı tel üzerinden konuşturdum. Sonra bu insanları ben çokladım. Televizyon, radyo teknolojisi ve sanal meetinglerle. Ben diyor acaba aletleri niye birbiriyle konuşturmayayım diyor. Değil mi? Aletlerin de birbiriyle konuşması lazım. Nesnelerin interneti. Öyle bir şey ki, bir arabanız var. Bunu gördüm. Bu arabayı Amerika'da üretmişler. Henüz daha piyasaya çıkmadı. Diyor ki, eve gidiyor ya, yolda trafik ışığıyla konuşuyor. Önceki trafik ışığı. Kırmızı ne zaman yanacaksın diyor. Benim o kırmızıyı yanmam için 2 dakika var diyor. Hızını ayarlıyor, hiç kırmızıya takılmadan eve gidiyor. Eve gelmeden buzdolabında boş bir şey var mı diye soruyor. Buzdolabı diyor ki, ben de şunlar eksik diyor. Şeye telefon gönderiyor, şeye, arabanın sahibine. Bunları satın al diyor. Heater, o ısıtıyor, evi ısıtıyor gibi gibi. 2025 yılında yaklaşık olarak 1 trilyon sensörün internet üzerinden birbiriyle haberleşeceği yönünde tahminler var. Artılmış ve sanal gerçeklik. Yani hiç yadsızamayacak bir şey, teknoloji. Dijital ikiz teknolojisi buradan doğdu. Yani siz herhangi bir makinenin tıpatıp aynısını, bakın tıpatıp aynısını bilgisayar ortamında geliştiriyorsunuz. O bilgisayar ortamında ona bir takım operasyonlar yapıp tepkisini görüyorsunuz ve gerçek hayatta siz böyle bir yola geliyorsunuz. Sistem geliştirmeye başlıyorsunuz. Askerler var mesela Körfez Savaşı, 1. Körfez Savaşı'nda ben o zaman yoğun NATO içerisinde de çalışıyordum. Böyle NATO'da konuşuluyordu. Amerika Birleşik Devletleri adı şeyle başlayan bir komutan 90 yılında %10 sanal gerçekliğe gerçeğe uydurabildik dedi. Sonra biz bu çalışma yapıldı. 3 ay sonra %90'a çıktı. Ve Bağdat'ın sokaklarında Amerikan ve İngiliz askerleri o sokakları kendi mahalleleri gibi biliyor şekilde dolaşmaya başladılar. Tatbikatta, eğimde, mimari tasarımda çok ciddi anlamda sanal gerçekliğinde etkisinin olabileceğini görüyoruz. Öğrenmenin, oynamanın ve etkileşimin yeni yolları ortaya çıkıyor. Eskiden sanal gerçek sadece oyun için vardı. Öyle bir dünya yok. İnsanoğlu diyor ki, ya oyun yapıyorsam ben niye bunu değere dönüştürmeyeyim diyor. Ne çıkıyor bunun peşine arkadaşlar? Meta evren çıkıyor. Metaverse. Şimdi bu ikinci bir dünya. Dünyanın birebir tıpatıp aynısının kopyası. Müsaadeniz olursa şöyle bir oturabilir miyim? Başkanım, izniniz var mı? Evet. Birebir kopyasını yapıyor dünyanın meta evren ile. Orada sokaklarda dolaşabiliyorsunuz. Kendiniz oralarda herhangi bir mülk edinebiliyorsunuz. Avatarlar vasıtasıyla kendi işlerinizi oralarda yönetebiliyorsunuz. Girin, birkaç tane örnek meta evren var. Girin bir tanesine, yolda dolaşırken bizim Vestel'in ilanına karşılaşırsınız. Bir ülkenin başkanı orada bir alan satın aldı ve kendi ülkesini kurdu. Metaverse'de şimdi kendi ülkesiyle iş yapıyor. Ha, bu nereye kadar doğru gidecek? Yarın ticarette bunun örneklerini göreceğiz. Mal satmanın örneklerini göreceğiz. İnsanlar inanılmaz paralar yatırarak, mesela bir muhtarlık açmış bir tanesi, 90 bin dolar demiş. Meta evrende insan 90 bin dolar verip niye muhtarlık açar abi? Acayip bir şey yani. Ama oradan bir şeyi var. Yani hayatlarımızı idare etmek için kullandığımız cihazlar sadece tek bir düğmeye dokunarak istediğimiz her şeye erişebilmemizi sağlayacak bir yapıya doğru devam ediyor. Otonom araçlar var. Nedir bu otonom araçlar? İnsansız çalışıyorlar. Biz sadece ihayi sihayi duyuyoruz. Ama onlar denizde var, karada var, değişik endüstriyel uygulamalarda var. Biz de geliştiriyoruz şu anda. Mesela acaba biz bir otonom cihaz yapabilir miyiz? Şu andaki projelerimizden birisinde baktığımız şey. Şu mesela ilginç bir uygulama. Şu minibüs. 12 kişilik
Nevada eyaletinde, Las Vegas'ta 12 kişilik bir minibüs. Şoför yok. 12 kişiyi alıyor, taşıyor, götürüyor, getiriyor. Ama şöyle yapmışlar. Ben bunu ulaşım müdüresi hanımefendiyle de konuştum. Bunun ilk launch edildiği yıl Allah nasip etti. Ben de Amerika'daydım bir vesileyle. Ve Las Vegas'taydım. Bizim toplantımıza bu hanımefendiyi davet edelim dedik. Bu ulaşım müdüresi geldi. 2012 yılında kanun çıkarttık dedi. Yani yasal düzenlemeyi yapmadan bir iş yapmamışlar. Ve hayat devam ediyor. Şimdi o İHA'larla, SİHA'larla neler yapıldığını hem İsrail'de görüyorsunuz hem de bizim Türk insan. Çok konuşulan üretken zekaya geldik. ChatGPT ve onun türleri. Acayip bir şey. Bizim konuştuğumuz lisanın bir modeli çıkartıldı. Türkçe, İngilizce. Sanıyorum bir 7-8 dil var böyle. Fransızca, Almanca, Çince. Siz bir soru sorduğunuzda attention denen bir kat değer hesap ediyor. Nasıl çalıştığını anlatmayayım şimdi burada. O sizin sorduğunuz sorudaki kelimelere karşılık vermesi gereken kelimeleri buluyor. İşte siz ödemeden bahsediyorsunuz, shopping yap diyor. Git satın al yap diyor. Arada bir de dancing yap diyor. Ona da halüsinasyon diyoruz. Yani yanlış. Henüz daha o hale gelmedi. ChatGPT 3'ün 3 yaşındaki, 4'ün de 6 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olduğu söyleniyor. Tabii başkaları var. Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E gibi, Bing Chat, Bard ve Llama gibi sistemler mevcut. Özellikle bu ChatGPT'yi bizim Türkler çok iyi kullanmaya başladı. Çünkü dışarıda kendi sistemlerini yazıp o sistemler üzerinden bir takım ara yazılımlar yazarak şeyi yönlendirmeye başladılar. İnsanların sorularına cevap veriyor. Mesela bizim Akra FM'de de böyle bir çalışma olduğunu söylediler. Beni davet ettiler, gittim. Çok güzel, harika bir sistem. Ama bir kusur var. Ayet ve hadis uyduruyor. Uyduruyor. Peygamberimizin Hazreti Muhammed'i yeren bir şey söyler misin dedim. Yeren. O çok mübarek bir insandır. Kutsal bir kişidir. Onun hakkında kötü kelimeler kullanamam dedi. Güzel değil mi? Dönüp de arkadaşım Ali peygamberi yerseydi nasıl yapardı dediğinizde takır takır sıralıyor. Bunları söylerdi diyor. ChatGPT'nin böyle özellikleri. Ha bunlar çözülecek mi? Çözülecek. Arkadaşlar çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'i yükleyecek. Ayetleri oradan çekecek. Onu ürettirmeyecek. Hadisleri oradan çekecek. Onu ürettirmeyecek. Gerisini ürettirsin. Ondan ötesini kontrol etmek çok kolay. Yetmezseniz de zararı yüksek olmaz o kadar. Kuantum bilgisayarları. Evet, son birkaç slaytım kaldı. Bunlar acayip hızlı çalışıyorlar. 0-1 ile çalışmak yerine kuantum bitleri ve kübitleri denilen bir yapıyı getirdiler. Felaket hızlı çalışan makineler oldu. Yani bizim normal bilgisayarlarımız 69 faktöriyele kadar hesap yapabiliyor. Bunlar onu da çözdüler. Acayip çözülmesi zor olan bütün matematiksel ifadeleri çözebiliyorlar. Tabii ölçeklenebilir olması lazım. Henüz o düzeye çıkmadık. Tam kontrol yok ama hayatta devam ediyor ve devam edecek gibi de görünüyor bu yönde. Ciddi bir şey var. Bir önemli duruma dikkat çekmek istiyorum. Konuşmamı bitirmeden önce. Bu çok önemli. Robotlar süper zekaya kavuşacak ve onun etkisiyle dünya tek tip bir insana dönecek diyor. Bunu özellikle bir takım işte bilim adamları, bizim sevmediğimiz ülkelerdeki insanlar, şeyi akıl ile zekanın arasındaki farkı kavrayamamış olan insanlar söylüyor. Robotlar her şeyi bildiklerinde insanların da robotların güdümünden başka bir düşünce oluşturamayacağına inanan bir yapı var. Yapay zekayı kim oluşturuyor arkadaşlar? Bir insan oluşturuyor. Ben yapıyorum, sen yapıyorsun, o yapıyor, bu yapıyor. Onu bir insan oluşturduğuna göre güçlü, kabiliyetli zekalar ile üstün zekalı sistemler geliştirilmesi çok mümkün. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yapay zekanın hayatı hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde etkileyeceğini ve buna da etkileme potansiyelinin olduğunu zaten biliyoruz.
İyi ya da kötü bu etkilere maruz kalmak insanlık için bir kaçınılmaz durum. İsteseniz de istemeseniz de sizi polisler, yapay polisler gözleyecek. Yaptığınız bir yanlış olduğunda hesabını vereceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de bir kötülük yaptığınızda o kayda girecek. Onun hesabını verebiliyor olacaksınız. Önemli olan pozitif katkılara ve olumlu yönde hayatın ve yaşam konforunun iyileştirilmesine yönelik uygulamalara odaklanmaktır. Yani kısaca alim robotu da zalim robotu da yapacak bizleriz. Bir şey daha söyleyeyim burada. Zalim bir robotu durdurmak, yemin etsem günaha girmem, zalim bir insanı durdurmaktan 10 kat daha kolaydır. Çekinecek, korkacak hiçbir şey yok. Bunu da söylemiş olayım. Türkiye'de özellikle savunma alanında çok önemli mesafeler kat ettiğimiz açık. Endüstriyel uygulamaları çok fazla. Tarımdan değişik sektörlere kadar. Burada bugün bütün gün boyunca bunların örneklerini göreceğiz ve şahit olacağız. Ama şunu unutmayalım. Gelişen robotun zekası değil arkadaşlar. Gelişen insan zekası. Bana bunu kızdılar. Ben bunu Twitter'da yazdığım zaman o yapay zekacılar daha kendilerini diğer insanlardan zeki gördükleri için. Ama onların zekası o ürünü üretiyor. İnsanoğlunun kendi zihinde oluşturduğu yeni dünya ve yaşam tasavvurunu yeniden tasarlamak ve düşüncelerini eyleme dönüştürmek kabiliyeti artık söz konusu olmuştur. 100 yıl önceki zeka ile şimdiki zeka aynı değil. Düşünebiliyor musunuz? Bir alim insan var ama hiç hayatında cep telefonu görmemiş. Rahmetli dayım gelmişti. Dedim ki, dayı bir arayayım, telefon edeyim dedim. Et dedi, cebinden cep telefonu çıkartınca. O da alim bir insan. Bu bölgenin sevilen bir kişisi. Nasıl aradın dedi. Aradım, konuştum dedim. Telefon yok dedi. Dedim dergin üstlenince şöyle dedi. Tövbe estağfurullah. La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Niye? Onun zeka düzeyi. Bizim zeka düzeyimizin altında bir toplumdan geliyor. 30 yıl sonraki zekaya da bugünkü zekayla aynı olmayacağını unutmayalım. Yani bizden 30 yıl sonraki insanlar bizim zekalarımıza baktıklarında niye bu adamlar böyle acaba davrandılar diyeceklerdir. Bugünün teknolojisi geçmiş zaman insanının zekasının çok ötesinde olduğu gibi yarının teknolojisi de bizim bugünkü zeka düzeyimizin çok çok ötesinde olacaktır. Ama yarının zeka düzeyi onu kavrayacak, ona karşı tedbirleri alabilecek durumdadır. Evet, sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Teknolojinin tarihi yolculuğu göz kamaştırmaya devam ediyor. Basit araçlar ve ateşten bugün sahip olduğumuz inanılmaz cihazlara kadar keşif üstüne keşif yapan insanoğlunun işleri yapmanın daha iyi ya da daha zeki yolları bulması konusunda bir hünere sahip olduğu artık belli. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Gelecekte bugün için inanılmaz olan bir takım yeniliklerin ortaya çıkacağı da açık. Zekamızı ve yenilikler üretme kabiliyetimizi geliştirmeye ve kullanmaya devam ettiğimiz sürece her zaman yeni fırsatlar ve yeni imkanlar doğacaktır diyor değerli arkadaşlar. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Günle gelen, günle gitti cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım. Çok teşekkürler.